Evet, bugün bayramın birinci günü. Pek çok ziyaretin gerçekleşmesi bekleniyor. Çoktan başladı bile işte bayram namazlarıyla birlikte. Tabii bu ziyaretler beraberinde tatilleri de getirebilir. Pek çok kişi şehir dışına, yurt dışına gitti. Yurt dışında yaşayan Türkler de tabii ki bayram dolayısıyla Türkiye'ye gelmeye başladı, gelmeye devam ediyorlar en çok Türk'ün yaşadığı ülke Almanya Avrupa'da. Ama Almanya'nın en büyük havalimanlarında 48 saatlik grev de başladı. Hamburg, Düsseldorf ve Köln havalimanlarında uçuşların büyük bir kısmı iptal. 100 binden fazla yolcunun bu iptallerden etkilenmesi bekleniyor. Sendikalar ne istiyor? Mesai saatlerimizin ücretlerinin artırılmasını istiyoruz diyorlar. <laughs> Almanya'da sendikaların çağrıları yanıt buldu. Hamburg, Düsseldorf ve Köln havalimanlarındaki çalışanlar 48 saatlik grev başlattı. <laughs> Gece saatlerinde başlayan grev uçuş trafiğini etkiledi. Yüzlerce uçuş iptal edildi. Hava alanlarında uzun kuyruklar oluştu. Yolculara uçuşlarınızı kontrol etmeden hava alanına gelmeyin uyarısı yapıldı. <laughs> hava alanına girişimiz bir saatten uzun sürdü. Güvenlik kontrol noktalarında görevli olmasını umuyoruz. Aksi takdirde yarın uçmak zorunda kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Almanya'da sendikalar hafta sonu ve resmi tatil günleri için çalışanlara verilen ek ücretlerin artırılmasını istiyor. Ülkede bir süre sendikalarla hükümet arasında müzakereler yürütülüyor. Ancak grevlere ve müzakere sürecine rağmen henüz bir anlaşmaya varılmış değil. Alman Havalimanları Birliği grevlere tepkili, ortalama 700 uçuşun iptal edilmesine neden olan iş bırakma eylemlerini tamamen uygunsuz olarak niteledi. 100 binden fazla yolcunun bu iptallerden etkilenmesi bekleniyor.